Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Önümde görmüş olduğunuz gibi Poco F5 Pro bulunuyor. Şu siyah rengiyle gerçekten çok şık gözüktüğünü söyleyebilirim. Özellikle burada karbon fiber görünümlü yan tarafları çok dikkat çekiyor ve kamera havzasıyla da bayağı yakışıklı, güzel bir cihaz olduğunu söyleyebilirim ama bu videonun konusu tabii ki de Poco F5 Pro'nun tasarımı değil, içerisindeki performansı. Çünkü içerisinde Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisi ve 12 GB'da bir RAM bulunuyor. Bu videoda da PUBG'de nasıl bir performansı olduğunu, tabii ki de şuradaki arkadaşımızla beraber de nasıl bir ısınması olduğunu da göreceğiz. Şu anda şarjını %100 bir şekilde doldurdum görebileceğiniz üzere. Burada da %100 ile beraber oyuna başlayacağım. Şöyle Google Assistant kullanmaya başlayayım. Arka tarafta kimse bir şey yok. Kimse diyelim hiçbir şey yok. Burada da şu anda %100 bir şarjımız dolu ve performans modu da aktif. Şöyle de gösterebilirim. Performans modunda aktif bir şekilde açacağım ve kullanacağım. Oyunda da bunu göreceğiz. Performans modunun nasıl bir performans gösterdiğini buradan anlayabileceğiz. Şöyle PUBG'ye bir giriş yapalım ve sonrasında da oyunumuza başlayalım. Şu anda Poco F5 Pro ile beraber akıcı ayarlarda aşırıda değil 90 FPS'te oyunu oynayabiliyoruz. Bu da güzel özelliklerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim sizlere. Yani 90 FPS oyuncular için gerçekten çok önemli. Oyun ne kadar akıcıysa biz de oyundan o kadar daha fazla zevk aldığımızı da aktarabilirim. Şöyle bir açılsın hemen. Evet, oyun açıldı. Şöyle kapatalım. Şuradan da kapatalım. Ayarlar kısmına girelim. Grafiklere geldiğimde de şöyle bir netimi alayım ben. Evet, görmüş olduğunuz gibi grafik ve ses tarafına geldiğinizde akıcı ayarlarda 90 FPS seçeneği burada aktif oluyor. Bu sayede de akıcı bir oyun deneyimini yaşayabiliriz. İstersek de burada Ultra HD'de de oynayabiliyoruz. UHD tabii ki de pek yakında olarak gösteriyor. Ama ben Ultra HD'de tabii ki oynamayacağım. Akıcı ayarları alacağım. Yani grafikleri düşüreceğim ve sonrasında FPS değerimi en yükseğe çekeceğim ve burada 90 FPS'e beraber de gerçekçi ayarlarda oyunumu oynayacağım. Şu anda ne yapacağım? Silah oyunu oynayacağım. Silah oyunu oynadıktan sonra ilk oyundan sonra tabii ki yine bataryamızı gözlemleyeceğim. Birkaç tane daha oyun oynayacağız ve en sonunda taarruzda oynayabilirim. Bunu da şimdiden söyleyebilirim. Peki şu anda telefonumuzun sıcaklığı ne kadarmış aslında, ona bir bakalım. Şöyle bir bakalım. 23.9, 23.8, 23.7. Yani telefon bayağı bir soğuk şu an arkadaşlar. Şuradan da bakalım, 23.2. Evet, yani soğuk olduğunu buradan da anlayabiliyoruz. Şöyle bir tarafa çekeyim şunu ve şuradan oyunumuza başlayalım. Bu arada parlaklığımı da orta seviyede olduğunu göstereyim. Burada öyle bir ayarda oynayacağım. Evet, ilk oyunumuzun sonuna geldik. Şöyle bir sesi kısayım. Yenildik şu anda. Şarjıma bakıyorum. Hala %100 bir şekilde bir problem yok. Isınma konusunda herhangi bir ısınma hissetmiyorum. Ölçmeye bile gerek duymuyorum zaten. Şu anda 30 bile görmemişizdir zaten. Şöyle devam edeyim ikinci oyunda. Evet, ikinci oyun sonuna bakmak istedim. Şimdi biraz ısınmaya başladı gibi hissediyorum çünkü. Şöyle bakıyorum, %98'lik bir bataryamız kalmış ve şöyle arka tarafta daha çok hissediyorum. Şu taraflarda şöyle biraz açıya gireyim. Evet, 31.6, 32.9'u gördük. 32.3. Kameraya bakalım. 30.1, 32.3, 32.5. Evet, şu anlık çok fazla bir ısı hissetmiyorum. Şöyle ön tarafa da bir bakalım. 32.7, 33.5. Yani 33.5. Şu an çok fazla bir ısı hissetmediğimi tekrarlayabilirim aslında. Devam edelim, bir oyun daha atalım bakalım bataryadaki ve ısınmadaki durumumuz ne olacak. Ve kazandık sonunda ya. Şükür ya. Vallahi billahi şükür ya. Evet, bakalım mı ısınmamıza? Bence bakalım. Yine çok fazla ısınma hissetmiyorum ama yine bir bakalım. İçerisinde gerçekten büyük bir soğutma var. 33.1. Telefon soğumuş bile. Öyle söyleyebilirim sizlere. Herhangi bir ısınma şu an için gözükmüyor. Rahatsız edici bir şey de yok. Ön tarafa bakıyorum. 34.5 olmuşuz şu anda ön tarafta. 34.6, 34.1. Aşağı bakmama gerek yok. Zaten orası bayağı bir soğuk. 33 derece şu an. Tekrar bakayım. 34.6 olarak şu an en yüksek sıcaklığı ölçmüş oldum. Şöyle bakalım. %96'lıkta bir bataryamız kalmış. Yaklaşık olarak 15-16 dakikalık bir oyun sonunda. Şu anda bakalım, devam edelim. Sonrasında tekrar buradayım.
Evet, bir oyunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bakalım ısınma durumumuz ne? İlk önce tabii ki de batarya kontrolüm %94'e düşmüş durumdayız ve sıcaklık olarak baktığımızda da şöyle bakıyorum tekrardan 33.8, 33.9, 33.2. Şuraya da doğru bakalım. 32. Şuraya da bir bakalım. Ön taraf sanki biraz daha evet. 35.3'ü gördüm burada. 34.9. Şuraya bir daha bakayım. 35.3. Evet, şu anda 35.3'e kadar da yükselmiş durumdayız aslında. Yani yine de çok fazla bir sıcaklık hissetmediğimi tekrarlayabilirim aslında. Çünkü Poco F5 Pro gerçekten tam bir oyuncu telefonu olmuş. İnanılmaz güçlü özelliklere sahip. Şimdi de silah oyundan sonra da biraz da taarruz oyunu, taarruz biraz da uzun sürüyor. İki elli taarruz oynayalım, sonrasında tekrar buradayım. Evet, ilk taarruz oyunu sonuna geldik. Kazandık şükür ki. Şu anda da bakalım ısı derecemiz ne kadar, ama ilk önce şöyle bir bataryama bakayım. %91'e düştük. Gayet iyi. Yani aslında 25 dakikada burada %9'luk bir düşüş olduğunu gözlemliyorum. Isı derecemize baktığımızda ise şöyle bakıyorum. 33.3. Şöyle biraz sesini kısayım. Bakalım 33.9, 31.9, 33.9. Ön tarafa bakıyorum. 34.9, 34.3. 34.6, telefon soğuyor bile anladığım kadarıyla. 35'ten aşağı düşmeye başladık bile. Bir el daha taarruz atalım, bakalım sonuçlar ne olacak, çok fazla değişecek mi? Ben yaklaşık olarak %88 civarında oyunu bitireceğimi düşünüyorum ve ısınmanın da yine 34 civarında olacağını düşünüyorum. Bakalım diğer oyunda sonuçlara hep beraber göz atacağız. Son kişi. Hadi be, kaybettik ya. 39'a 40 çok iyi oyundu yalnız. Bayağı iyiydi. 17 tane leşim var zaten, en çok bende leş varmış. Neyse, oyunumuzu bitirdik ve şöyle bir ısımıza tabii ki bakalım hemen arka tarafa. Şöyle arka tarafımızda 34.9'dan 33.2'ye düşmüşüz. 32.6, 32.3, 31.9. Şöyle bir bakalım. 35.2, 34.4, 34.9, 34.7. Yani aslında 36 dereceyi bile görmedik. Özellikle 90 FPS'te belirtiyorum arkadaşlar bunu ve %88, yani dediğim gibi oldu aslında. %88'e düşmüş durumdayız. Yani yarım saatlik bir oyun sonunda şu anda 90 FPS'te PUBG oynarsanız bataryanız bu şekilde düşecek, F5 Pro ile beraber olduğunu söyleyelim. Hatta ısınma derecesine bir de şöyle bakmak istiyorum ben. AnTuTu'ya girelim şöyle. AnTuTu'ya girdiğimizde şöyle ben ortalayayım ve ısınma derecesini de şurada gösterelim. Batarya sıcaklığımız 35'miş. CPU derecemiz ise 43.4 olarak gözüküyor burada. Yani yavaş yavaş da soğuduğunu söyleyebilirim. Şu anda bir fark yok. Yani şu arkadaşla beraber arasında çok fazla bir fark yok. Batarya sıcaklığı %35 olarak ve CPU tarafında da 38.4 yavaş yavaş düşmeye başladı bile sizlere söyleyelim. Tabii ki burada sizlere bir off the record olarak da AnTuTu benchmark skorunu da göstermiş de oluyorum aslında. Peki siz Poco F5 Pro'nun PUBG testi hakkında neler düşünüyorsunuz? Aslında 90 FPS ile beraber ısınma olmadan, akıcı, hiçbir şekilde bir problem olmadan ve aslında performans modunda aktif bir şekilde oyunu rahatça oynayabiliyorsunuz. Bunu da sizlere söyleyebilirim. İleriki günlerde tabii ki de incelemesiyle karşınızda olacağımızı da belirtmekte fayda var. Bir sonraki videoda, bir sonraki F5 Pro hakkında yaptığımız videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.